yolculuğumuzun ikinci aşamasında. Pekala ekip, gizli planımız şu. Leo Curtis'i oyalarken biz de onun için büyük bir doğum günü sürprizi üzerinde çalışacağız. Oo, vay! Yoksa bir çakıl yığını mı? Çakıla bayılırım. Sürpriz çakıl mı bu? Hayır Mac, sürpriz bir çakıl yığını değil. Curtis'in tamirhane atölyesini baştan aşağı yenileyeceğiz. Tamirhanelere bayılırım. İnşaat işine girmesem sanırım bir tamirci olabilirdim. Gördüğüm kadarıyla sonunun frenlerinde lofti dostum. Ama bugün inşaatçı olmanı istiyorum Scoop. Çünkü buraya yeni bir çatı, yeni bir tabela ve hepsinden güzeli yeni bir araç muayene kaldıracı yapacağız, tamam mı? Araç muayene kaldıracı nedir? Bahsettiği şey Mac bir... Sorun değil lofti, ben açıklayayım. Araç muayene kaldırıcı, araçların alttan muayene edilmeleri için yerden kaldırılmasını sağlayan bir tür kaldıraçtır. Kesinlikle. Şimdi kısa sürede yapmamız gereken çok iş var. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Belki de şu kafeden hızlıca sandviç alıp geri dönebiliriz. Sandviç mi? Başka birini iş başında bırakmaktan endişeliyim. Yapma baba. O başka biri değil Bob. Ve bugün onun doğum günü. Spring şehrinin en iyi restoranında yemek yemek üzereyiz. Yani rahat ol ve keyfini çıkar. Ben rahatım. Yavaşça. Nazikçe. Çok güzel Lofty. Birazcık sola. Ve şimdi aşağı. İçeride. Harika bir işti. Aa, çok güzel bir alet. Biz tamir meraklıları bu tür şeylerden anlarız. Bunlardan birinin yardımıyla bir arabayı kolaylıkla tamir Scoop edebilirim. Neden bahsediyor? Bilmiyorum. Bence o da bilmiyor. Pekala, çatının son paneli de monte edildi. Artık tek yapmamız gereken ışıklı tabelayı takıp yapı iskelesini indirmek. Görünüşe göre bir sorun çıkmadığı sürece Curtis'in sürprizini tam vaktinde bitirebileceğiz. Merhaba. Biri yardımcı olabilir mi? Sanırım küçük bir sorunum var benim. Bugün size ne pişirebilirim? Aa, en hızlı yemek hangisi Şef Tati? En hızlı mı? Oo, tamam, bir dakikalık biftek bir dakika sürer. Aa, ondan alayım. Aa, affedersiniz, kusura herkesten bakmayın. Herkesten özür dileriz. Bir daha deneyelim. Unutmayın, bu belediye binası gazetesinde yayınlanacak. Yani kocaman peynir din. Peynir. Oh, peynir. Milar neden gazeteye çıkıyor? Televizyonda yetenekli yarışmacı adlı bir çocuk yarışmasına katılıyor. Kazanırsa Spring şehrine ödül kazandıracak. Bu harika. Televizyon stüdyolarına gitme vakti. Spring şehri roketleri bana başarılar deyin. Hadi Mila! Yuhu! Evet, hadi Mila, hadi Mila. Ne oldu? Seyircilerin arasına katılıp Mila'ya destek olmak istiyorduk. Ama ne yazık ki bilet alamadık. Ah, şimdi aklıma harika bir fikir geldi. Bob, stadyumun dışına bir açık hava ekranı kurabilir. Böylece Spring şehrindeki herkes izleyebilir. Hem de hep birlikte yıldızların altında. Ama Başkan Madison, yarışma bu akşam. Endişelenme Leo. Hemen ilgileniyorum. Hey çocuklar, Bob arıyor. Merhaba ekip. Stadyumda inşa edilmesi gereken bir yapı var ve tüm Spring şehri bize güveniyor. Pekala ekip. Bob'u duydunuz. Hadi iş başına. Takımla tanışın millet. Biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın.
Kıpırdatmadan tut Lofty. İşte oldu. Dev ekranı taşıyacak kare bir düzenek. Peki sırada ne var Leo? Bir bakayım. Yuhu! Lofty! Ne olduğunu asla tahmin edemezsin. Aklıma harika bir fikir geldi. Ben ve Spring şehri roketleri için pankart yaptık. Ama şu an onları asmak için yardımına ihtiyacımız var. Au! Seve seve yardım ederim. Muhteşem! Bu taraftan... Pekala Lofty. Şimdi iskeletin arka tarafına 2 adet destek koymak için yardımına ihtiyacım var. Lofty? Nereye gitti bu? Pekala. O halde destek kirişlerini kendim monte etmeye başlayabilirim. Başkan Melis'in, acaba buraya neden geldiğimizi söyler misiniz? Hayır, 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 hayır. Olmaz böyle şey. Hayır, bu işe yaramaz. Monsieur de Souza, enchanté. Başkan Madison, maalesef dans gösterisi iptal edilmek zorunda. İptal mi? Ama neden? Dans gösterisi mi? Silva'nın ünlü televizyon dans programı. Turnede oldukları için yarın akşam burada bir gösteri ayarladım. Ama burada dans edemem. Uygun atmosfer yok, ışık yok, aynalı küre yok. Ve en önemlisi esnek dans pisti yok. Peki yarın akşama kadar tüm bunları sizin için hazırlasam... O zaman size güzel bir gösteri yapabilirim. Tango bilir misiniz madam başkan? Ah evet Silvan, bilirim. Cep telefonum lütfen Bay Bentley. Merhaba Başkan Madison. Bob, Silvan de Souza ile dans etme hayallerimi mutlaka gerçekleştirmelisin. Bunu tam olarak nasıl yapacağım peki? Stadyumu yarın akşamki dans gösterisine hazırlayarak tabii ki. Ama sadece benim için değil Bob. Spring şehri halkı için de tabii. O halde oldu bilin. Harika. Alo. Başkan Madison. Başkan biraz meşgul Bob. Gerekenlerin listesini sana e-posta ile göndereceğim. Harika. Yarın sabah ilk iş stadyumda olacağım. Hiç esnek dans pisti yaptın mı Wendy? Hayır. Ama üstünde dans ettim. Çocukluğumda salon dansları eğitimi almıştım. Bak. Esnek zeminler şok emicidir. Bu yüzden üstünde dans ederken daha rahat etmeyi sağlar ve ayrıca yaralanmaları önler. Bu zemin tam da dans gösterisine göreymiş. Bob, bu akşam için çok çok heyecanlıyım. Sen de dans eder misin Bob? Etmediği belli. Affedersiniz. Sayabiliyorsan dans da edebilirsin Bob. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Çok güzel Başkan Madison ama sanırım işe koyulmalıyız. Elbette. Benimle gelin size Silva'nın pisti nerede istediğini göstereyim. Başkan Madison'ın televizyondaki bir dansçı için böylesine heyecanlı olduğunu göreceğini hiç sanmazdım. Malzemeleri boşaltmaya başlar mısınız? Evet. Ay yürüyüşüyle gidiyorum. Oo. İleri gider gibi geri gidiyorsun. Ha. Ay yürüyüş. Bu bir danstır. Hemen deneyeyim. Yavaşça Bentley, dizleri kır. Olamaz. 13, 14. Ha, 101, 102. Merhaba çocuklar, sizi görmemiştim. İyi denemeydi baba. Neden herkes bugün tuhaf davranıyor ki? Bu öğleden sonraki eğlence koşusu için antrenman yapıyorlar. Eğlence koşusu mu? Koşmak neden eğlenceli anlayamıyorum. Çok eğlencelidir. Ayrıca formda ve sağlıklı kalmanın harika bir yoludur. Yarışmacılar bu hafta boyunca yaptığımız parkurda koşacaklar. Bu gerçekten eğlenceli görünüyor. Keşke biz de katılabilseydik. Bir bakıma katılacağız Scoop. Spor parkurundaki son engelleri bitirerek. Yani bir ip merdiven, tırmanma kafesi ve kanatlı köprüyü. Merhaba Bob'un ekibi. Herkes sağlık parkurunu bitireceği için heyecanlı mı bakalım? Evet.
İşte buna enerji denir. Vay! Sky Simpson, Spring şehrinin en ünlü sporcusu ve dünya şampiyonu. Eğlence koşusunu Sky organize edecek. Söylesene Sky, koşuda, yüzmede ve kaşıkta yumurta yarışında dünya rekorlarını kırmayı nasıl başardın? Asla pes etmeyerek. Ayrıca meyve sebze yardımıyla kahvaltıda brokoli yemeyi çok severim. Kahvaltıda brokoli mi? Bob, yarın brokoli yiyebilir miyiz? Hayır Scoop, sen bir makinesin, unuttun mu? Senin yemeğin dizelden ibaret. Haklısın. Pekala ekip, bitirmemiz gereken bir parkur var. Duydunuz. Hadi başlayalım Bob'un ekibi. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Tırmanma kafesi tamam. Harika iş çıkardınız Bob'un ekibi. Dinlenmeye vakit yok. Özel bir sürpriz olarak hepinize eğlence koşusuna yazdırdım. Kimler heyecanlı söyleyin bakalım. Ben değilim. O zaman şimdi antrenmana başlayalım. İlk önce yıldız zıplayışı. Hadi ekip, hadi. Bu yaptığın egzersiz değil Leo. Aslında öyle. Baş parmaklarıma yaptırıyorum. Nasıl yapıyorum Sky? Demek geldiniz Bob. Ayı bölmesinin inşaatını bitirmenizi istiyorum. Yeni ayı gelecek hafta geliyormuş. Endişelenme Jenny. Ondan çok önce işi bitiririz. Teşekkürler Bob. Bu çok özel bir durum. Fixim hayvanat bahçesinde çok uzun yıllardır bir ayı yoktu. Biliyor musun, daha küçük bir çocukken bir ayı gördüğümü hatırlıyorum. Peki yeni ayı neden eski bölmede kalamıyor Jenny? Bunun bir sebebi var. Burası eskiden ayıların tutulduğu çukur. Ama artık ziyaretçiler için bir piknik alanı. Çok küçükmüş. Evet, artık ayı bakma konusunda daha çok şey bildiğimizden onu burada tutamayız. Mutlu olmak için çok büyük bir alana ve daha doğal bir habitata ihtiyacı var. Habitat ne demek? Habitat, yaşadığın çevre demek Mak. Güzel bir yaşam alanı olmazsa ayı mutsuz mu olur yani? Ya da buna öfkelenir mi? Ayılar büyüktür ve vahşidir ve ormanlarda, dağlarda yaşarlar. Öfkeli bir ayı görmek istemiyorum. Endişelenme Mak, ayıyı mutlu etmek için özel bir planım var. Neler yaptığımızı sana haber veririm Jenny. Burası pek habitat sayılmaz. Olacak Mak. Buraya ayı dağı inşa edeceğiz. Ayının tırmanması için 3 farklı seviyesi olacak. Ayrıca en altta yüzmek için bir havuz ve sığınmak için bir mağarası olacak. Bir dağ mı? Bir dağ inşa edeceğiz. Harika. Ayılar keskin pençeli ve güçlüdür. Dolayısıyla her şey dayanıklı olmalı. Bu yarım borudan muhteşem bir mağara olur. Ayrıca ayının plastik bir havuz kaplamasını delmesini istemeyiz. Bu yüzden betondan yapacağız. Pekala ekip, başlayalım. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Vay, gerçek bir dağa benzemeye başladı. Bir ayı için biraz sade. Henüz bitirmedik Mak. Onu hala doğal göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden ağaç ve çalılar sipariş ettik. Dahası bunlar yağmur yağdığında toprağın akıp gitmesini önleyecekler. Hadi Leo, gidip onları getirelim. Ben de Jenny'ye yaptıklarımızı anlatmak.
takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Kapı kolları. Anlamadık, kapı kolları. Onları bizim depoda unuttum. Şimdi gidip almam gerekecek. Hiç sorun değil. Çok vaktimiz var zaten. İş bitmek üzere. Pekala. O zaman Mac beni götürebilir. Siz işe devam edin. Geri döndüğünde iş bitmiş olacak Bob. Harika. Birazdan dönerim. Gerçek bir dinozor iskeleti. İnanamıyorum. Uzun sürmez Mac. Hmm, kapı topuzları, kapı tokmakları, kapı numaraları, kapı kolları. Neler oluyor? Oh, bundan hoşlanmıyorum. Başımı döndürüyorsunuz. Cooper, dur artık. Burada ne işin var bilmiyorum Cooper ama şu an seni eve götürecek vaktim de yok. Peki ne yapacaksın Bob? Onu burada Pilchard'la bırakamazsın. Bizimle müzeye gelmesi gerekecek. Çünkü bu kapı kollarını bırakmalıyım. Sonra seni eve götüreceğim. Şurayı atlamışsın. İşte oldu. Her şey hazır. Poşette ne var? Sosisli sandviçim. Muhteşem Tyrannosaurus Rex'in gelişini kaçırmak istemedim. Bu yüzden siz iskeleti indirirken ben de yemeğimi yerim diye düşünmüştüm. Bir dinozor bekliyorsanız iyi gününüzdesiniz. Üstümde çok büyük bir iskelet var. Anlaşılan buna pek gerek yok. Bu tarafa! Bana at! Wow, çok hızlılar. Buzda daha hızlı olacaklar. Buz hokeyi oynamak eğlenceli görünüyor. Korkarım buz ve senin kadar büyük makineler pek uyuşmuyor Mac. Safet durun. Oyunu sonraya saklayın. Neden geldiğinizi unutmayın. Affedersin Betsy. Merhaba Roketa. Bob, bu akşam Spanner şehri buz pistinde bir buz hokeyi maçı yapacaktık. Ama soğutucuları bozulmuş ve buz erimiş. Bu yüzden merak ediyoruz. Acaba... Bu pistte oynayabilir miyiz? Üzgünüm çocuklar ama pist henüz hazır değil. Lütfen! 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 Ya çok hızlı çalışırsak? Çok hızlı çalışabiliriz. Belki yapabiliriz. Sahi mi? Bob yapabileceklerini söyledi. Yaşasın! Yapabiliriz! Teşekkür ederiz Bob. Bugünlük bu kadar. Bob sevgisi yeter. Hadi atlayın roketler. Sizi daha sonra son antrenmana getireceğim. Ne oldu böyle? Bob, roketlere pisti bu akşam bitirebileceğimizi söyledin. Öyle mi dedim? Bu durumda bitireceğiz. Yaşasın! Pekala. Wendy ile ben pisti çevrilecek olan plastik panelleri getirmek için depoya gideceğiz. Siz işe girişmişken... Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz.
herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Ah, harika. Bir kutup ayısının burnu kadar soğuk. Buzu nereden bulacağız Leo? Kendimiz üreteceğiz. Hem de sudan. Haklısın Lofty. Su borulara temas ettiğinde soğuyacak. Ve çok çok soğuduğunda buza dönüşecek. Yani buz aslında su mu diyorsun? Kesinlikle. Oo,